yapacağız. Annemle birlikte. O zaman. Nereden geldi aklımıza kedi evi yapmak? Bu kış soğuklarında hayvanlar yani kediler üşümesin diye. Hangi kedi özellikle? Neil. Bizim kedimiz. Sokak kedisi. Sizi izleyenlere. Biz ona apartman kedisi diyoruz. Sizi izleyenlere söyleyelim. Bizim burada bir kedimiz var. Neil ismi. Çok tatlı bir kedi. Sokak kedisi. Evlere alışkın değil. Bazen almak istiyoruz. Gelmiyor eve. Biz de kapımızın önüne küçük bir yuva yapalım. En azından orada daha sıcak ve güvenli olur diye düşündük. Evet. Apartman sahibi isterse artık ne yapalım ya? Bunun için neye ihtiyacımız var mıydı? Tahta kalemi, boş bir kutu, bant ve makas. Bir de çikolata torbamız. Evet. Bu çöp torbasını ne için kullanacağız? Yapacağız. Sürpriz. Tamam. Sürpriz malzememiz ise çöp torbasıymış. Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara gerçekten çok soğuk. Sabahları -13'ü görüyoruz gün günle birlikte. 12 ve 13 oluyor. Evet, donuyoruz. Hatta -1 bile olabiliyor. Titriyoruz. O kadar soğuk ki. Bir anda çek hepsi gelir. İlk önce kutumuzu, gel bakayım. Şöyle bir sabit tut. Sabit tutacağız. Sabit, şöyle bak sıkıştır şöyle. Şöyle bana bastım. Neden? Çünkü... Şiir bugün aramızda yok. Oradan hava arkadan geldi. Arkadan dış ses oldu şiir bugün. Çünkü... Bir dakika ne diyor? Şu deliklerde hava gelebilir. Bir kere daha. Buradan soğuk almaması için katlıyoruz ve buranın açılmaması için. Sesim. Ay kulağım. Ben de kulakta bir şey kalmadı. Neyse. Çok güzel oldu. Bu kısım. Buradan soğuk çıkacak. Şimdi bu tarafı daha farklı bir taraf. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Delik açmamız lazım. Niçin? Kedinin girmesi için ama kediler küçük delikleri seviyor. Ne yapalım? Orayı bir şöyle yan mı açalım tam ortaya mı? Yuvarlak açalım. Kediler yani yuvarlak yerleri çok daha güzel. Bence şöyle ortadan bir tane çizelim. Şey kediler ortada bir... şeyden biliyorsunuz diğer videomuzda izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz İzlemeyi unutmayın. Şuraya linkini bırakıyoruz. İzlemeyi unutmayın. Benim gözüm kapalı ve muhteşem bir resim çizdiğini. Evet. Bizi izleyenlerin hepsi gördü. Şimdi gözüm açıkken nasıl kapı çiziyorum görün yani. Ya bence de yuvarlak şu şekilde bakın muhteşem kapımla. Muhteşem bir kapı. Şimdi onu. Ben de değil mi? Ben de ne işlerim de çok sayıyorum. Şu şekilde. Bu ve kağıtlar benim uzman kalıbım. Peçetim kalıbım. Çünkü acayip sürüyor. Ve kağıtta çok şey var. Ne var ya? Evet. Sanat konusunda, resim çizme konusunda ne kadar becerikliysem kesme konusunda o kadar beceriksizim galiba. Ben cetvelle düz çizdim, çizemem, makasla da düz çizdim. Ya şey yapalım. Makaslayacağım. Şuradan kapı gibi yapalım. Ya kapı işte. Ama şurayı kesme. Olur mu orayı kesme? Apartman içinden soğuk geliyorsa. O nasıl girecek içine o zaman? Ne bileyim. Girmez apartman içinden soğuk. Sen de mıyılın ismini yazar mısın boş bir kağıt getirip güzel renkli bir şekilde? Renkli kağıt var mı? Bulunuyor gibi bir şey.
Anne. Efendim? Ben şey yapıyorum. Renk renkli boyuyorum pantolonu. Sonra onları bekliyorum. Bakın şu şekilde hemen hemen bitmek üzere. Yani aslında hepimiz sokak hayvanlarına bu şekilde yuva yapabiliriz. Şimdi düşünüyorum çöp poşetlerini etrafına nasıl koyacağım. Şuraya alır planlamabildim. Neden renkli boyalar da getirebildim. Burada yapabiliriz. Anne boyarak. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm, deneyeceğim. Ben yazayım anne. Şiir gelsene sen de. Bu resim yaparken gel kızım. Ben geldim. O da gelecek, şiir de gelsin. Kaçtım ekibi hasta gibi. Gel şiir. Yardımına ihtiyacım var. Şu şekilde o bülgülü yerini kestim poşeti. Şiirler geçer gün bunlarla kayıyorlardı sokakta. Ben kaymıyorum. Sen de mi kaydın? Ya ben de bir poşetle kaydım ama işte poşet değerlendi. Orada sancakta çocuk sallamak için poşeti koymuşlar, sonra orada bırakmışlar. Poşet değerlendi. Yani poşet değerli. Niye burada bırakıyorsun değil mi? Peki biz çöp poşetin dışında para veriyor muyuz? Hayır, vermiyoruz. Renk yazıyorum. Bir de poşeti 25 kuruşuna. Poşete. Çevreyi korumak adına güzel bir şey diye düşünüyoruz. Şimdi şu şekilde. Tutar mısın şeyi? Güzel. Al sen tutar. Hayır bak, tam sıfırla burayı. Neyse. Şöyle şu şekilde sıfırla. Ha. Bu arayı bak, öyle tut bu şekilde. Al. Tut tut. Şeyde konuşuruz bir gün. Başka videoda özel poşet bu şey yapalım, ne diyorsun? Sokak röportajı yapalım. Poşetle ilgili ne düşünüyor insanlar? Parayla satılan poşetlerle ilgili diye. Ama şu an daha önemli bir şey var. Videonun çıktığına benziyor. İnanın evler bile buz gibi. Nasıl? Evet, üstteki komşumuz gazı yakmıyor. Alttaki de seyahate gitmiş. Hastane. 15 tatil gelmedi ya bak. Evet. Oy, şey yapıştırayım. Gibi. Tabii ki de. Şu an size çok gülüyorum. Niçin? Çok güzel bir ekip olmamız. Çünkü ekibin içine ben varım. Evet. Ne alaka? Ben de varım.
Sen baklava yiyeceksin. Böyle yamuk oluyor. Yırtar mı ki? Niye yırtar? Kendi evini neden yırtsın? Yırtar o. O yırtmaz. Sanmıyor musun? Dur bir dakika şey. Ben cidden son yiyorum. Getir. Bak anne. Altı ayısını mı yazdın? Kim yazdıysa. Apartman yazmışlar. Apartmanda sigara içmeyin diye. Altına da atlarını yazmışlar. Ben de yazdım. Dakika sürmüş. Yani aslında bakayım mı? Bakabilirsin şeyi. Sokaktaki Allah hayvanlar. Nereden gözüküyor bunun kaç dakika sürdüğü? Neyse videonun sonunda belli olur. Sokaktaki hayvanları birazcık ısıtmak bu kadar kolay. Belki 10 dakikamızı aldı. Sizler de evinizde lütfen eğer karton kutu bulamadıysanız marketlerden kendinize bir karton kutu ayırtabilirsiniz. Hangi marketten? Şok marketten. Şok. Aynı teyzeden de çok iyi. Evet, kutu bir de var. Ondan 5'e poşet de istesin. Evet, bu kadar basit. Şu an mıyıl tahminime göre apartmanın içindedir. Eğer bir, acaba bu içine bir şey koymaya lüzum yok herhalde. Çünkü zaten şu şekilde 10 dakikamızı aldı. Sadece bir hayvanı daha sıcak bir ortamda tutmak için bugün gün dediği gibi. Çakma şimdi sen şu kamerayı al, biz bir mıyıla seslenelim. Dur. Mıyıl. Kadıcuk. Işık. Şuradan bir baksana neyi bu arada. Dur. Bakayım mı? Dur. Şu karşıda misafir var. Evet, karşıda misafir. Şuraya ayakkabılık koymuşlar, oraya ayakkabı koymamışlar. Çok mantıklı değil mi? Mıyıl. Zeki almış. Mıyım? Işığı aç. Mıyım? Ne gülüyor? Orada mı gülüyor? Mıyım? Alttan ses geliyor mu? Işık geliyor. Mıyım içeri alsın. Şimdi biz mıyım bu akşam bulamadık ama yuvasını buraya koyduk. Evet. Belki gelir. Evet. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı